Bazı insanlar vardır, tarihe mal ol. Adını duyarsınız yıllar sonra. Yaşar aranızda, sessizce. Ve bazı diyarlar vardır, insanlar gibi kişilik kazanır. Kahramanları vardır o şehrin, kurtarıcıları vardır düşmandan. Kahramanı bol bir diyardan sesleneceğiz bu hafta. Bir türkü gibi burnumuzda tüten Anadolu'nun kurtuluş efsanesini anlatır bizlere. Sonradan adına kahraman ilave edilen Kahramanmaraş. Dünyada bir ilk olmuş bir şehre madalya verilmesi. Zalim düşmanın hain planlarına ilk tokat atılmış Sütçü İmam tarafından. Sonra kurtuluş mücadelesiyle kovulmuş yurttan düşman. Bu kadar tanımlamadan sonra ortak olalım biz de Kahramanmaraş'ın tarihini anlatarak o yiğit duygulara. Yakın bir zamanda büyük şehir olan şehirde muhteşem gelişmeler var. İlgimizi çeken ilk şey her tarafın tertemiz olması oldu bu güzel şehirde. Tarih ve kültürün yaşatılmaya çalışıldığı, gayretli çalışmalarla turizmin canlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz Sütçü İmam diyarında. Yolculuğumuzdaki ilk durağımız şehrin müthiş kalesi ve kale üzerinde yer alan Kurtuluş Savaşı yıllarının ve düşmanın yurttan püskürtülüşünün anlatıldığı müze oldu. Tarihi yeniden yaşayıp devam ettik. Düşmana Sütçü İmam tarafından ilk kurşunun sıkıldığı meydana. Sonra bağlamasıyla bir yerel sanatçımızdan Kahramanmaraş'ın meşhur Atımı Bağladım Delikli Taşa türküsünü dinledik. Anayın öldürse gözyaşlarım deryalar doldu. Muazzam büyüklükteki bakırcılar, demirciler çarşısı ve kapalı çarşıda emek veren, alın teri döken zanaatkarlarla sohbet edip mükemmel çalışmalarını izledik huzurunuzun. O kadar harika bir görüntü ki bu güzel sokaklar. Tarih ve kültür yolculuğunda çok yol aldık bu sokaklarda. Kahramanmaraş'a gelinir de o muhteşem dondurmasının tadına bakılmaz mı? Keçi sütünden yapılmış o güzelin dondurmanın yapılışını dinledik abilerimizden. Yine heybemize o kadar yük doldurduk ki artık sizlere de ikramda bulunup boşaltmak istiyoruz tarih ve kültür dolu heybemizi gezen bilir farkıyla. Bizden gezmesi, sizlerden izlemesi. İyi seyirler olsun efendim. Yolculuğumuz başlıyor. Gezen Bilir Kahramanmaraş'tan sesleniyor bu hafta sizlere değerli izleyiciler. Şu anda Kahramanmaraş'ın merkezindeyiz. Yakın bir tarihte büyük şehir olmuş önemli illerimizden bir tanesi Kahramanmaraş. Tarihiyle çok meşhur, Sütçü İmamı'yla çok meşhur ve gerçekten caddeleri, sokakları görülmeye değer. Güzel görüntüler yakalayacağız Maraş'tan sizlere. Şu anda Kıbrıs Meydanı'nda yeni yapılan güzel parktayız. Güzel görüntülerle Gezen Bilir'i başlatalım ve Maraş'taki yolculuğumuza başlayalım. Sütçü İmam'ın diyarı Kahramanmaraş'taki gezintimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Tabii ki tarihimiz birçok kahramanlıkla dolu, tarihimiz birçok önemli destanla dolu ve şu anda o destanın bir tanesi de burada. Tarihte bildiğimiz büyük savaşlar var, tarihte yaşadığımız büyük savaşlar var ama bir de halkımızın milli duygularının kabardığı, halkımızın
güzel duygularının kabardığı ve vatanın şu anda bizlerin elinde olmasında birçok insanın şehit olduğu günlerimiz var. Kurtuluş Savaşı yıllarında bildiğiniz gibi ilk olarak İngilizler bu bölgeyi, Kahramanmaraş'ı, bu bölgeleri, Güneydoğu'yu işgal ediyor. Daha sonradan yaklaşık 7-8 ay sonra Fransızlara peşkeş çekiliyor burası ve daha sonra ciddi bir savaş başlıyor. Tabii ilk kurşunun atıldığı andan itibaren Kahramanmaraş Müzesi'nde, şu anda önünde bulunduğumuz müzede maket şeklinde her şey anlatılmış. Birazdan bilgi sahibi olacağız. Şu anda kale üzerindeki bulunan müzeyi gezeceğiz ve Gezen Bilir programında hep beraber o günleri yaşayacağız. Kahramanmaraş Kurtuluş Müzesi'nin içindeyiz değerli izleyiciler. Az önce bahsettiğimiz olay, yani Kahramanmaraş'ta ilk kurşunun sıkılmasından itibaren Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu anlatan bir müzenin içerisinde maket şeklinde detaylandırılarak anlatılan bir görüntüyle karşılaştık. Fatih abimizle birlikteyiz, müze görevlisi. Abi sen öncelikle kendini bir tanıtırsın. Hoş geldin Gezen Bilir. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben 1920 Kurtuluş Müzesi'nin görevlisiyim burada. Bu müzemizi size kısa bir şekilde anlatacağız. İlk bölümümüz İngilizlerin Kahramanmaraş'a işgale girişiyle başlıyor. Burada yaşayan Ermenilerin bir karşılaması var. Yaşasın İngilizler, yaşasın Ermeniler, kahrolsun Türkler diye bir karşılama yapıyor. Devam edelim. Ve girdikten sonra buradaki Ermenilerin İngilizlere bir şikayetleri var. Bizim mal varlıklarımızı elimizden alıyorlar gibi. Buna karşılık Ali Sezai Efendi'nin İngiliz komutana bir cevabı var. Öyle bir şey yok, en güzel yerler, bağlar, bahçeler, güzide konaklar kendilerinde diye. İngiliz komutan bu olayı araştırıyor ve kendilerinin şikayetinin haksız olduğu ortaya çıkıyor burada. Burada artık İngilizler 8 ay gibi bir süre durduktan sonra Fransızlar gelecek şehre, anlaşıyorlar aralarında. Fransızlar gireceği için burada yaşayan Hırlak Yanagop diye bir zengin ağa Davulcubaşı Abdülhalil Ağa'ya diyor ki size bir kesaltın vereyim, Fransızlara bir karşılama yapacağız. Abdülhalil Ağa ağasının bir kesaltını reddediyor, diyor ki değil bir kesaltın, davulumun kastanının içerisine altında doldursanız yine çalmam, din bahsi oldu bu olay. Müslüman kardeşlerimin göğsüne çomak vurmam diyor burada. Evet, yani. Ve ağasının dediğini tutmuyor. 8 ay gibi bir süre İngilizler durduktan sonra 8 ay sonra Fransızlara şehri devredecekler burada. 8 ay sonra Fransızlar şehre giriş sıralarında Fransızların içerisinde 40 kişilik bir Ermeni grubu var. Buradaki Ermeniler onlardan yüz buluyorlar. Sokaklarda taşkınlık yapıyorlar. Girdikten sonra halka saldırıyorlar. Hamamdan çıkan bayanların peçelerini açıyorlar. Bunu gören buradaki Çakmakçı Sayıda olaya müdahale ediyor. Çakmakçı Sayıda'nı vuruyorlar burada. Şehit oluyor. Ve Sütçü Mamur'da sütünü satmaktayken olayı görüyor. Silahı çekiyor, yeleği bir tanesini vuruyor. Yaralıyı bir tanesini öldürüyor burada. Diğerleri kaçıyor. Bu olay 1919 31 Ekim'de gelişiyor Sütçü Mamur olayı. Evet. Ve buraya geldik. Buraya geldik. Burada bir şenlik var. Bu şenlik 1919 1 Kasım'da Osmaniye'den Kahramanmaraş'a atanan vali Andrea, Fransız vali Andrea onunla bu şenlik. Bu şenlik Hırlak Yanagop'un malikanesinde gelişiyor. Bu müzikli ve danslı bir şenlik olduğu için Hırlak Yanagop'un iki tane bayan torunu var. Helena ismindeki bayan torununa vali Andrea burada dans teklif ediyor. Diyor ki benimle dans eder misin diyor. O da diyor ki sizinle dans etmek bir onur, bir şeref ama Türk bayrağının olmadığı, dalgalanmadığı yerde sizinle dans ederim diyor. Vali emir veriyor. Kaledeki Türk bayrağını indirip Fransız bayrağını çekiyorlar burada. Evet. Ve o günün akşamını Mehmet Ali Kısagörev Efendi bir halka hitap beyanname hazırlıyor. Bu hasta yatağından hazırladığı bir beyanname. Bu beyannameyi oğluna veriyor. Diyor ki oğlum bu beyannameyi camilerimize ve halkımızın görebileceği yerlere asın diyor. Ve oğlu bu şekilde beyannameleri hazırlıyor. Evet. Ve camilere görülecek yerlere asılıyor bu şekilde. Halk hitap beyannamesini Mehmet Ali Kısakürek Efendi hazırladıktan sonra bir gün sonra cuma namazı Ulu Cami'de kılınması gerekirken halkımızın bir kısmı dışarıda, bir kısmı içeride. Dışarıda olanlar camiye girmiyorlar. Cuma namazı kılınamaz, hür değiliz diyorlar. İçeride cuma hutbesi okuyan Rıdvan Hoca imam diyor ki hür olmayan bir millet cuma namazı kılamaz. Çünkü hür değiliz, caiz değildir. Cuma namazımız kabul olmaz diyorlar. İçeriden Türk bayrağını alıp kaleye hücum ediyorlar. Kaledeki Fransız askerleri bizim halkımızın ayaklandığını görünce kalenin arka tarafından kaçıyorlar. Ve
halkımız kaleye çıkıyorlar. Kaledeki Fransız bayrağını indirip Türk bayrağını çektikten sonra burada cuma namazını kalede kılıyorlar burada bayrağımızın altında. Evet. Burada Aşıklı Ulu Hüseyin Efendi sokakta Vali Andrea ile karşılaştığında büyük bir ders veriyor bayrağımızla ilgili. Bu bayrakla ilgili dersi bizim bayrağımız bir bez parçasından ibare değil. Biz bayrağımıza ne kadar önem verdiğimizi ve bayrağımız için gerekirse ibadetimizi edemediğimizi ortaya koyuyor. Vali bu iş hayretler içerisinde kalıyor. Bu ne bayrak sevgisi diyor burada. Evet. Ve burası 1919-30 Ekim'de Fransızların şehre girdikleri sırada burayı komutanlık olarak kullanıyorlar. Savaş esnasında şehrimizde ileri gelen sözü geçerli kişileri burada tutsak tutuyorlar. Bizim halkımız kaleye bayrağı diktikten sonra buraya prosestoya geliyorlar. Burada bizim büyüklerimiz, sözü geçerli kişileri burada serbest bırakılması için burada bir protesto olayı var. Evet. Devam ediyoruz. Kahramanmaraş Savaşı 21 gün sürüyor. 22. gün kendi kendileri kurtaran şehir olarak ilan ediliyor. Hiçbir yerden komşu desteği ve Kuvayi Milli destek almıyor. Ama burada Kahramanmaraş'ta görevde bulunan Aslan Bey var, Kuvayi Milliyeci. Ve şehrimize ve halkımıza burada çetelerimize çok büyük yardım olmuş kişi Aslan Bey. Ve orada bulunan bir kilise var. Bu kilise Ermeniler, burada yaşayan Ermeniler ibadethaneleri. Burayı savaşın son zamanlarında cephanelik olarak kullandıkları için halkımız burayı ve çetelerimiz imha etmek zorunda savaşın belini kırmak için. Önünde yatan kişi bizim çete başımız Göllülü Yusuf Çavuş. Orada oranın imha oluşu sırasında şehit düşüyor orada. Evet. Şimdi buradaki çete olayını anlattığımız çete dediğimiz kişiler var. Bu kişiler çete Kahramanmaraş'ta o dönemde şehrin gönüllü askerleri. O dönemde bu çete dediğimiz kişiler, günümüzde çete kelimesi belki yanlış anlaşılabilir, ona açıklık getirelim. O çete kelimesi burada şehirde gönüllü asker olan kişiler, şehir için savaşan kişilere biz çete diyorduk o dönemde. Ve burası eskiden kullandığımız bir han, taşhan. Bu taşhanımız şu anda şehrimiz belediyemiz tarafından burada burası müze haline getirildi. Belediyemiz burayı restore etti, müze haline getirildi burası. Eskiden burayı kervansaray türü, gündüzleri avlusunu, çarşıya açılan bölümü var. Akşamları gelen yolcuların konakladığı üst katında bölümü. Bu hanımızın yanında bir şey var, Saraçhane Camii'miz var. Bunun önünde yatan kişi Evliya Efendi, Şehit Evliya Efendi. Şehit Evliya Efendi savaş esnasında halka hitap ederken Fransızlar tarafından şehit ediliyor burada. Burası artık savaşın son günü. 15 Şubat 1920. Burada bulunan Ermeni ve Fransızlar artık çaresiz kalıyorlar. Şehrin giriş ve çıkışlarını bizim çetelerimiz, gönüllü askerlerimiz tuttukları için hiçbir yerden destek alamıyorlar. Burada çaresiz kalıyorlar. Kaçmak için şehrin evlerini ateşe veriyorlar bu şekilde. Kolay kaçalım diye. Gece 15 Şubat 1920 gece saat 03'te atlarının ayaklarına keçe bağlıyorlar. Ses çıkarmadan kaçalım diye. Yanına Maraşlılardan, buradaki Maraşlılardan esir alıyorlar. Yollarda can güvenliğimiz olsun diye. 15 Şubat 1920 Kahramanmaraş milli mücadele sona eriyor. Buradaki Ermeni ve Fransız da kaçıyorlar. Savaş sona eriyor burada. Fatih Bey'le birlikteydik. Çok teşekkür ediyoruz abi. Gerçekten o kadar güzel, detaylı bir bilgi izleyicilerimize aktardınız ki biz aslında onu yaşadık. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır son olarak aktarmak istediğiniz? Son olarak istediğim? Bir şehitliğimiz var. O şehitliğimizde milli mücadele şehitlerimiz var burada. Bu milli mücadele şehitlerimiz ismi belli olan 97 şehidimiz var. O dönemde soy isim olmadığı için, lakaptan yola çıkıldığı için ismi belli olmayan bayağı fazla şehidimiz var. Bu gördüğünüz madalyamız da madalya bize 1925'te Atatürk tarafından Büyük Millet Meclisi'nden Bakanlar Kurulu ile bize verilen milli mücadele madalyamız bu. Bu madalyamızın aslı bu değil, aslı belediye başkanlığımızda. Dünyada bir tek bir Kahramanmaraş'ta bulunan bir madalya bu. Başka hiçbir ilde, hiçbir yerde bulunmayan bir madalya. Bir şehre madalya verelim. Evet, bizim kahramanlığımız buradan geliyor bu şekilde yani. Evet. Efendim o zaman şöyle diyelim, dünyanın hiçbir yerinde bir şehre madalya verilmemiş. Demek ki Kahramanmaraş şehir olarak madalyayı hak eden bir il ve gerçekten Kahramanmaraş ismini de zaten sonradan alıyor. İşte o kahramanlıkların yaşandığı Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Maraş'ın kurtuluşunun bir şekilde kareografisi ya da bir şekilde burada nasıl söyleyelim ifade edilmesi söz konusuydu. Bir heykellerle, minik maketlerle ifadesi söz konusuydu. Hep beraber yaşadık ve Gezen Bilir'de sizlere yaşatmaya çalıştık bu güzel ilimizin kurtuluşunu.
Kahramanmaraş'taki gezintimiz müzeden güzel görüntülerle ve Maraş'ın güzel görüntüleriyle devam edecek. Gezen Bilir programında Kahramanmaraş'ın güzel kalesindeki gezintimiz devam ediyor değerli izleyiciler. Şu anda bulunduğumuz yer kale mevkisinin üzeri ve önünde durduğumuz bu tarihi önemli silahlardan bir tanesi top. Önemi nereden geliyor derseniz bu savaş topunun Sütçü İmam'ın elinin değdiği ve Kurtuluş Savaşı yıllarından kalan bir eser ve burası Kahramanmaraş Sütçü İmam'ın da aynı zamanda şehit olduğu yer, çünkü fitilini yakarken topun bir şekilde şehit olmuştur burada. Buradan kaleyi güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Kalenin etrafındaki şehri güzelce izleyebilirsiniz. Kahramanmaraş Kalesi M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllarda geç Hititler döneminden Romalılar dönemine kadar uzanan, Romalılar döneminden de Osmanlı tarihi ve günümüze kadar uzanan bir tarihe sahip. En büyük restorasyonu da 15. yüzyıllarda, 16. yüzyıllarda Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1500'lü yıllarda görmüş ve genel hatlarıyla bugünkü görünümüne o dönemde ulaşmıştır. Tabi Roma döneminde ağırlıklı olarak inşası başlamış, ağırlıklı olarak Roma dönemine ait belli duvar taşları da görünmekte. Ama Osmanlı zamanında şu anki görünümüne sahip olmuştur ve halen kale gelenlerin ziyaret edebileceği, gelenlerin şehri izleyebileceği ve her şeyden önce az önce görüntülediğimiz güzel müzesini gezip Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu yaşayabileceği bir yer. Gezen Bilir'de tarih ve kültürün içerisindeki yolculuğumuz devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Diyarı'nda gezmeye devam ediyoruz. İşte Sütçü İmam Diyarı diye bahsettiğimiz yer ve ilk kurşun sıkılan meydan değerli izleyiciler. Olayın aslı şu: arkamızda görmüş olduğumuz tarihi hamamdan çıkan kadınlarımız, Fransız askerleri o zaman tabii Kurtuluş Savaşı yıllarında artık burası işgal altında. Burası artık bir Fransız kenti oldu. Artık peçelerinizle dolaşamazsınız diyerek peçelerini açmaya çalışıyorlar. O anda Çakmakçı Sait adında bir kahraman burada Fransız askerlerine ne yapıyorsunuz diye müdahale etmek için geldiği anda Fransız askerleri Çakmakçı Sait'i şehit ediyorlar ve bu görüntüye dayanamayan Sütçü İmam da burada bir Fransız askerini öldürüp bir Fransız askerini yaralıyor tek başına silahıyla ve ondan sonra işte Milli Kurtuluş Savaşımız yerel örgütlenme Kahramanmaraş'ta gerçekleşerek halk belki dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şehir müdafaasına girişiyor. Herhangi bir askeri birlik olmadan yerel milis güçler burada Fransız askerleriyle bir mücadele altına giriyorlar. Tarihimiz bu ve buna benzer kahramanlıklarla dolu. Tarihimiz bu ve buna benzer değişik hikayelerle dolu. İşte o hikayelerden birisinin geçtiği meydandayız ve bu meydanın görüntüsüyle devam edeceğiz. We'll be right back.
Efendim Kahramanmaraş'ta kaledeki güzel gezintimiz devam ediyor. O güzelliğe bir güzellik daha katıp Kahramanmaraş'ın güzel bir türküsünü buralı bir sanatçımız Yaşar Köroğlu'ndan dinlemek istedik. Şu anda birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Aslına bakarsan Sütçü İmam Meydanı'na gittik. Orada abimiz bağlamasını eline almış. Bir abimizle beraber sohbet ediyordu. Bağlama dıngırdatıyordu. Biz de merak ettik. Maraş'ın meşhur bir türküsü varsa değerli izleyicilerimiz dinlesinler hep beraber. Bizler dinleyelim istedik. Onun için şu anda kaleye geldik. Kalenin giriş kapısındayız. Yaşar abi kendini bir tanıt istersen. Kahramanmaraşlıyım. Öz. Bu kadar yeter diyorsun. Bu kadar yeterlidir. Burada tamam. Herkes kahramandır diyorsun. Herhalde yani. Çok şükür yani. Atalarımızla, ecdatlarımızla gurur duyuyoruz yani. Bütün Maraş halkı da böyledir. Benim gibi düşünüyordur yani. Eyvallah. Yaşar abi şu anda ne dinleyeceğiz? Atımı bağladım delikli taşa aney. Evet. Buranın diliyle. Aney atımı bağladım delikli taşa. Aney evet. Başta gelecek. Şimdi o zaman türkümüzü dinleyelim. Yolculuğumuza devam edelim. Thank you.
Kahramanmaraş'ta yolculuğumuz devam ediyor değerli izleyiciler. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan bir tanesi semercilik ve bakırcıların, semercilerin olduğu güzel bir çarşının içerisine girdik. Çarşının güzel görüntüleriyle birlikte bir semerci abimizle sohbet edeceğiz. Tabii şu anda artık söylediğimiz gibi sadece belki müzelerde kaldı, belki evlerde dekorasyon olarak kullanılıyor, belki farklı yerlerde. Abi hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Sizi bir tanısın izleyicilerimiz. Ben Necat Özen. Ortalama 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Artık unutulmaya başlandı, unutulmaya yüz tuttu. Çünkü artık zaten eşek de at da ulaşım aracı değil. Yani. Köylere mi veriliyor daha çok satılıyor? Daha çok köylere veriliyordu. Şu durumda ormanın etrafına şey çekildiğinden o da kalmadı, bitti. Kalmadı yani. Bir semerin inceliği, şimdi şu ağacı falan nasıl siz bu duruma getiriyorsunuz? Yani onu bize bir anlatır mısınız baştan semerin yapımını? Tüm kütük olarak gelir bize. Evet. Biz bunu o şeye göre, inceliğine göre biçeriz. Şeyini yaparız. Tamam. İç kısmını hazırlarız ondan sonra. Gördüğünüz gibi bu iç kısmı astarı. Evet. Kamıştan oluyor o. Yok, kamıştan olursa çalışmaz. Berdidir o. Berdi. Evet. Berdiler, evet. İçini hazırlıyorsunuz. Evet. Ondan sonraki işlem? Ahşap kısmıyla birlikte birleştirilir. İç sırtına gelecek yer keçe olarak içine keçe çekeriz. Evet. Ondan sonra da kullanımı hazırdır zaten. Hayvanın üstüne geçer. Sağlam olması için tabii bunun hani yapımı da önemlidir değil mi? Herkesin yapabileceği bir iş değil. Tabii ki. Bir usta yapar, ortalama bir sene bile gitmez. Başka bir usta yapar, 4-5 sene el değmez. 4-5 sene herhangi yani bir şey görmez, tamirat görmez. Semer yapıldıktan sonra tamirde ediliyor mu böyle? Tabii ki. Tamir edilme durumu. Tabii ki. Nasıl araçlar ikinci el şey oluyor, bu ikinci el, üçüncü el olarak geçer. Şimdi şunu soracağım son olarak. Buraya biz Konya'dan geldik ama Türkiye'ye, dünyaya sesimiz ulaşıyor. Evet. Böyle bir sektörde olmak, hani birçok teknolojik alan var, birçok fabrika var. Böyle evet, bir işi yapmak nasıl bir duygu? Hani onların arasında bu işi yapmak. Şimdi eskiden iyiydi. Eskiden iyiydi. Niye? İşim vardı. Daha iyiydim. Durumum daha iyiydi. Şimdi makinalaşma dursun desem olmayacak. Yani Türkiye çağ atlıyor. Türkiye çağ atlarken biz de geriye gitmek olmayacak. Yüz tutmuşsa da bu meslek, bırak öyle Türkiye'miz gelişsin de biz de yok olalım. Öyle demeyelim. Aslında yok olmasın da yani bir şekilde yaşatılsın ama. Evet. Bir şekilde yaşatılsın. En azından artık eskiden kullanılanlar şu anda dekor amaçlı kullanılıyor. Bir yerlerde dekor amaçlı da olsa semerler kullanılsın. Böyle küçük el aletleri kullanılsın. Yani. Onu istiyoruz. Usta var mı başka diyeceğimiz? Benim de temennim o da. Şimdi bundan seneler önceydi. Biz bunu dekor amaçlı dışarıya gönderecek olduk. Yurt dışına götürecek olmuş arkadaş. Kapıda varmış şey. Bu ne? Semer. Ne işe yarıyor? Ne şeyi? Bunun içine sökeceksin. İçinde ne var? Ben bakıyor şimdi, onu zaten söküp gene geri toparlayabilecek olsa kendi yapacak. Bu şekilde şey olduğundan bizim turistik amaçlı şeyimiz de yok. Yani semer sadece şu anda Anadolu'da değişik yerlerde, evet, belki dekor evet, amaçlı, sadece, belki müzelerde, belki evet, köylerde evet, hala kullanılan köyler müzelerde, var. Müzelerde evet, müzelerde var. Müzelerde kaldı. Köylerde kullanımı var ama. Evet, evet var, var. Çok teşekkür ediyoruz Necat Usta. Allah kolaylık versin. Oyalamak istemiyoruz seni. Sana hayırlı işler diliyoruz. Her zaman beklerim. Evet değerli izleyiciler, Anadolu'nun kültürü, Anadolu'nun tarihi, Anadolu'nun süzülen belki duygularını yaşıyoruz şu anda tarihin içinden gelen. Bir semerci dükkanındayız. Mis gibi her şeyden önce ağaç kokusu, burada görmüş olduğumuz semerin içinde hazırlanan berdiler ve ustamızın elindeki keserle yontmaya çalıştığı güzel, bizim için sadece bir görüntü ama birçok yerde belki işe yarayan önemli bir görüntüyle karşı karşıyayız şimdi. Semer yapımını izleyelim, yolumuza devam edelim.
Gezen Bilir'in Kahramanmaraş'taki yolculuğu Bakırcılar Çarşısı'nda devam ediyor değerli izleyiciler. Çekiç seslerini duyuyorsunuzdur. Özlemlediğimiz seslerden bir tanesi çekiç sesleri ve görmek istediğimiz görüntülerden bir tanesi. Bir abimiz şu anda Bakır'a işleme yapıyor. O abimizle sohbet edeceğiz. Abi hoş geldiniz. Sağ olsun. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Ataş. İsmail abi. Ne kadardır bu işi yapıyoruz abi? Valla 74'ten beri bu mesleğin içerisindeyim. 1974'ten beri bu mesleği yapıyorsun. Şu anda yaptığın şey nedir abi? Şu anda yapmış olduğum şey İngiltere yapıyorum bunu. Nereye? İngiltere'ye. Sipariş. Yani isim pano. Bir firmanın tanıtım panosu. Çok güzel. Peki nasıl bir şey Bakır'la uğraşmak? Güzel mi? Yorucu mu sizin meslek? Yorucu bir meslek. Aslında zevk verici bir meslek ama meslek tükenmiş bir meslek. Kazan birisi. Eyvallah. Şu anda sadece dekoratif amaçlı. Kullanım eşyaları ile sadece dekoratif çalışıyor. Kullanım da var. Bizim atölyemiz Zeyda Metal. Karşı taraf. Yalnız şu anda tamamen içine eleman yok. Neler yapıyorsunuz? Çeşidimiz çok. Bakın üzerine yani gözlerine tut. Elle tutulur her şeyi yapıyoruz. Eyvallah. Yani ocak başından tut. Küçük kahve fincanına kadar yapıyoruz. Ama tamamen yetişenimiz yok. Bir 15 yıl sonra en fazla nasıl tükenmiş halde. Eyvallah. İsmail abi var mıdır bizden buradan söyleyeceğim bir şeyler var mı bizlere? Valla bizim bir söyleyeceğimiz yok. Biz sadece şu diyoruz. Bizim bir meslek üzerinden temel eğitim 4x4 çıraklar. O bakımdan çırak tabanına yetişen eğitim çırak için sıkıntı çekiyoruz şu an. Yani çırak yok. Yok. Ama adam ilkokulu bitirince önce de mesleğe atılıyordu. Şu an hatırlamıyor hiçbir mesleğe. Yani sadece bizim üzerimizde değil, bütün mesleklerde öyle oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Buradaki iş yerleri çırak bulamamaktan şikayetçi ve gördüğüm kadarıyla meslekler artık yavaş yavaş miadını doldurmak üzere. Biz miadını doldurmasını istemiyoruz. Bu tarihi güzel görüntünün içerisinde her zaman çekiç seslerini duymak istiyoruz ve her zaman el yapımı olan şeylerin daha kıymetli, daha değerli olduğunu biliyoruz. Bakırcılar Çarşısı'nda gezmeye ve güzel görüntülerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Gezen Bilir'in tarih ve kültür yolculuğu devam ediyor değerli izleyiciler. Şu anda Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'dayız. Tarihi Kapalı Çarşı Beylikler döneminden kalma. Osmanlı döneminde de bildiğiniz gibi Kapalı Çarşı kültürü, han hamam kültürü çok yoğun şekildeydi. Şu anda da aslında aynı amaca hizmet ediyor. Arka tarafta bakırcıları görüntüledik. Bu tarafta ayakkabı yapan yerleri görüntüledik. Bir imalathane aynı zamanda satış yeri. Orada imal edilenler aynı zamanda halkın ve buraya misafir olarak gelenlerin beğenisine sunulmakta. Şimdi buradan güzel görüntülerle devam edelim. Görünmeyi
Evet, Gezen Bilir programının Maraş'taki yolculuğu devam ediyor. Şu anda Kahramanmaraş'ta o güzel satırlarla, abi satırı getirdi, biz önce döveceğini falan düşündük ama meğer dondurmayı kesecekmiş. Harika görünüyor buradan. Mehmet abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz kentimize. Eyvallah. Ya bu güzel nimet nasıl yapılıyor abi? Bu nasıl bir şeydir? Satırla kesiyorsun, hiçbir şey olmuyor, erimiyor. Bizim dondurmamızın özelliği keçi sütü ve doğanın bize en büyük nimeti salep. Saleple bunların birleşimi, bir de ustalığımızın ve sevgimizin verdiğimiz üründen işte kaynaklanan çıkan ürün bu. Satırı görüp kaçıp giden oluyor mu abi? Bazen oluyor. Herkes alışmıştır. Yani. Vallahi dedim ben satırı ama, gördüm ya dedim. Ama kentimizin insanı alışkın. Eyvallah. Satırı alışkın kentimizin insanı. Satırda alışkın. Evet. Şimdi tabii yan tarafta da aynı zamanda gelenler ikram alıyorlar böyle. Buyurun hoş geldiniz. Ablalar böyle buyurun. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Evet, hem bir taraftan yapılıyor hem de dondurmalar satılıyor değerli izleyiciler. Peki abi, keçi sütünden yapılıyor. Bunun bize biraz yapımından bahset. Nerede üretiliyor, nasıl, hangi şartlarda üretilmesi gerekiyor? Efendim, bizim şu anda 10 bine yakın küçük keçimiz var. Şehrimizin muayyen yerlerinde, yaylalarda. Evet, evet. Bir kısmı da kapalı alanda. 6000 metrekare kapalı alanımız var. Eyvallah, eyvallah. Oradan işte çıkan sütlerle insanlarımıza en güzel ürünü sunmaya çalışıyoruz. Bu eyvallah. Bize babadan atadan kalma bir meslek. Peki oradan şey yaptınız, bunlar şu anda şeyde, fabrikada, evet, biraz fabrikaya dönüştü. Orada belli bir hijyen şartları çerçevesinde baktım. Daha yeni erimeye başladı. Biz bu kadar konuştuk. Daha yeni hafif bir erime başladı ama hala aynı sertlik duruyor. Abi biz onu bir satırla o parçayı bir verelim oraya. Evet, taze kesildi. Buyurun Maraş dondurması. Vatandaşlar tabii geliyorlar bir taraftan. Ablalar buyurun. Buyurun. O parçayı verdik Mehmet abi, evet. Şimdi... Ablalar böyle buyurun. Heh, tamam, oraya bıraktık. Abi şimdi bu Maraş dondurmasının bir de bir belli bir süre dayanma durumu var. Hani bir yere kadar gidiyor. Mesela biz buradan aldık, nereye kadar götürebiliriz? Amerika'ya kadar götürebilirsiniz. Amerika'ya kadar yani, gidiyor. Yani. Peki var mı siparişler, gidiyor mu Madonna? Günübirlik oluyor. Günübirlik gittiği oluyor. Tamam. Usta kestik. Bir de bunun hani yenme durumu var. Neyle tercih edilir? Sade mi? Yoksa neyle yiyelim? Nasıl yiyelim biz bunu? Bunu bölgesel, bölge olarak bölge insanımız genelde tatlılığı yiyorlar. Tatlıyla güzel, evet, gidiyor. Tatlıyla çok nefis oluyor. Eyvallah. Şu yan tarafta yapılan işlem nedir abi? O da dövme. Dövmesini yapıyor. Evet. O dövmeci arkadaşa bir selam verelim. Ondan sonra sana tekrar döneceğiz. Şu anda burada dövmesi yapılıyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Eyvallah. Ne dövüyorsun sen burada? Dondurmayı dövüyoruz efendim. Kahramanmaraş'ın meşhur dondurmasını dövüyoruz efendim. Dövüyorsun. Evet. Yani dövme derken yani nasıl bir şey, böyle toplu hale mi geçiyor? Evet efendim, böyle kaşıkla karıştıraraktan böyle dövüyoruz efendim. Orada kesiyor Mehmet abi, sana veriyor, sen burada kaşıkla dövüyoruz. Kaşıkla kesiyoruz. Sonra nasıl veriyorsun abi? Gelenlerden birini çağıralım ver. Tamam, buyurun efendim. Buyurun. Külahla dondurma, buyurun. Bir çocuğumuz geldi, bir de abimiz geldi. Evet abi, verelim. Ama şimdi abi alabilecek mi? Dur. Böyle bir eziyet var. Gel abi şöyle gel. Gel abim şöyle. Heh. Haydi bakalım. Bismillah. Abi külah kaldı ya. Gitti dondurma, ne yapacağız? Abi bir daha verir. Ben yakalarım onu ama. Ben yakalarım. Allah. Ben değerli izleyiciler. Abi biraz da sesli söyle ya. Şöyle biraz sesli bir şekilde herkesi bir daha bir davet et. Güzel. Maraş dondurması. Buyurun buyurun. Yok bu şöyle söylediğiniz güzel manilerden falan. Evet, bir çocuğumuz daha geldi. Gel kardeşim. Bakalım çocuğumuz yakalayabilecek mi? Bakalım, beraber yakalayalım bu arkadaşla beraber. Yakalarsa alır. Evet. Bugün yakalayana dondurma bedava. Ben sana yardım edeyim mi? Sana yardım edeyim mi? Hop külah kaldı. Neyse tamam abi, eyvallah. Afiyet olsun bakalım. Senin adın ne? Mevlüt Ala. Mevlüt. Güzel, bugün dondurmayı aldın hediye olarak. Hadi bakalım, afiyet olsun. Evet değerli izleyiciler, şimdi güzel şovunu izlemeye devam edeceğiz. Mehmet abiye son bir soracağım bir şey daha var. Abi bunun şoklamasından da bize biraz bahset. Biz buradan aldık, buradan nereye kadar götürebiliriz bunu? Efendim bizim vakumlu kutularımız saat, var. 1 saatten 72 saate kadar var. 1 saatten 72 saate kadar. Evet. O zaman şöyle diyelim hep beraber, siz de el sallayarak herkesi
Kahramanmaraş'ın o müthiş madosuna, Maraş dondurmasına bekliyoruz. Kendisinin doğasına bekliyoruz. Doğasına bekliyoruz güzelliklerine. Hep beraber güzel görüntülerle devam edelim. Hoşça kalın. Süçimam Diyarı Kahramanmaraş'taki Gezen Bilir yolculuğunun artık son noktasına yaklaştık. Görmüş olduğunuz tarihi konakların bulunduğu sokağın içerisinde artık veda etme zamanı geldi. Kurtuluş Müzesi'nde başlayan yolculuk çok güzel görüntülerle, Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşı görüntüleriyle, Bakırcı ve Semerci abilerimizle yaptığımız sohbetlerle ve müthiş Kahramanmaraş'ın dondurmasının tadıyla birlikte buraya kadar geldi. Ve burada artık yolculuğu sonlandıracağız. Bu hafta da Kahramanmaraş'taydık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce kameradaki güzel görüntülerle birlikte gönlümüzü, yüreğimizi Anadolu'ya vererek, Anadolu sokaklarına vererek bir programın daha sonuna geldik. Bir başka durak neresi olur bilinmez. Öncelikle programın sizlere ulaşmasında bizlerde büyük emeği olan değerli Kahramanmaraş Belediyesi çalışanlarına, basın yayın kuruluşundaki çalışan dostlarımıza, programda emeği geçen sponsorlarımız Meydan Turizm, Aktüel Sanat Galerisi ve tüm kardeşlerimize, kameramanım sevgili Özgür kardeşimize, Belediye'den bizlere rehberlik eden Murat abimize ve herkese teşekkür ediyoruz. Bir başka durak neresi olur bilinmez ama Gezen Bilir'in yolculuğu bitmez. Farklı ve güzel görüntüleri Gezen Bilir Parkı'yla bu ekranlardan sizlere ulaştırmak dileğiyle hoşça kalın. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Zordur anlatmak seni, sığdırmak birkaç mısraya. Nice destanların yazıldığı yerde anlatmaya çalışıyorum seni, kalemim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Yürüdükçe tarih kokan yollarında tatlı bir yorgunluk çöktü üstüme. Duraklayarak cennet köşelerinden birinde anlatmaya çalışıyorum seni, kalemim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Emeği bol, eli nasırlı insanların nasırlarından izledim varoluş hikayeni. Kahramanlıklarınla dolu tarih sayfalarını çevirerek anlatmaya çalışıyorum seni, dilim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Adım adım kültürünü kazıyıp belleğime, sohbetinde sevda bulduğum sıcak insanının dilinden dinleyerek anlatmaya çalışıyorum seni, dilim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Seni tanımadan, değerlerini kaybeden, kendi kimliğinden utanıp batıya özenen insanımın haline üzülerek anlatmaya çalışıyorum seni, dilim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Pekmez kaynatılan ocaklarda pişerek, dar sokaklarındaki ahşaptan cumbalı evlerin mis gibi kokusunu içime çekerek anlatmaya çalışıyorum seni, dilim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Ne zaman seyretsem seni, Çanakkale ruhu gırtlağıma takılıyor. Düşmana bir paslı mavzer gibi patlamak isteyerek anlatmaya çalışıyorum seni, dilim döndüğünce. Seyrine daldıkça sevdim seni cennet yurdum. Zordur anlatmak seni, sığdırmak birkaç mısra. Nice destanların yazıldığı yerde anlatmaya çalışıyorum seni, kalemim döndüğünce. Anlatmaya çalışıyorum seni.
kalemim döndüğünce.